Ve sevgili izleyenler, yayınımız kaldığı yerden devam ediyor. Şimdi ilk bölümde Arif Ünver'le birlikteydik ve burada en önemlisi sermaye piyasalarını ve sermaye piyasalarının yanı sıra da yatırımcıları korumaya yönelik bir konuşma gerçekleştirdik. FX'le kapattık ve sermaye piyasası ve borsa okuryazarlığı adına da çok güzel bir kitap yazmış dedim. Arif Ünver mutlaka onu indirin okuyun dedim ama Forex piyasası dedi ki ben Forex şirketlerini de Forex yatırımcılarını da uyarıyorum dedi Arif Ünver. Biz burada bıraktık, bir cümle açtık ama sonrasında ben konuşmak üzere Info Yatırım FX direktörü Filiz Kurt'u buraya davet ettim. FX diyorum, Forex yani. Hoş geldin, teşekkür ederiz. Şimdi Forex'te kaldık. Arif Ünver'le olan yayını biraz önce izledin sen de. Gerçekten de 3-4 yıldır hayatta olan bir piyasa diyeceğim aslında. Biz daha önce bir tık önce VOP konuşuyorduk çok sık. Şimdi biraz Forex konuşmaya başladık. Benim de burada Arif Ünver'e katıldığım çok önemli bir nokta var ve Forex şirketlerinin uyardığı nokta. Şimdi burada bireysel yatırımcılar var. Evet, Forex'i doğru kullanmak isteyen, aslında doğru kullanması gereken. Ama burada da kendini hedge etmesi gereken, hani ihracat yapan ve bu ihracatını aslında artık orada ne riski alıyorsa, kur riski mi alıyor? Ne bileyim, emtialar Türkiye'de çok işlem görmüyor ama hadi diyelim ki emtialarla mı ilgili risk alıyor? Her ne risk alıyorsa o riskini hedge etmek amaçlı kurulan bir piyasa diye ben biliyorum. Ama sen tabii bize doğrusunu anlatırsın. Nedir bunun aslı? Aslında Forex piyasasının çok farklı kullanım şekilleri var. Bizim için yeni, dünyada çok eski bir piyasa. Doğru. 70'li yıllardan beri telefonla yürütüldüğü zamanlar var. Türkiye'de de regülasyon çok yeni. SPK tarafından regüle edileli sadece 2 yıl oldu. Öncesinde regülasyon öncesi dediğimiz bir dönem vardı. Yaklaşık bir 7000-8000 kadar yatırımcı tarafından biliniyordu. Yüzlerce firma vardı. Şu anda sayıları 30 küsürlerde. Dolayısıyla regülasyon sonrasında insanlar daha net duymaya başladılar. Regülasyon öncesi aramalarımızda biz her 10 müşteriden 9'u piyasayı duymamışken şu anda 10 müşteriden 6'sı piyasanın aşağı yukarı ne olduğu en azından hakkında bir fikri var Evet, fikri var. Yani dövize yönelik ya da işte döviz çiftlerine yönelik emtialarla işlem yapabileceklerini tabii ki bilmiyorlar. Bir piyasa olduğunu, hatta birazcık da sabıkalı bir piyasa geçmişten dolayı insanlar zannediyorlar ki işte bu piyasaya girdikleri zaman kesinlikle işte paramızı kaybederiz, işte yüksek kaldıraç var, büyük problem. Halbuki Forex piyasası yatırımcının kendi riskini kendisinin belirlediği bir piyasadır. Ama işte burada galiba sıkıntı yani sizlerin, hani bundan sonraki süreçte de ben hem kendi yayınlarımla desteklemeye çalışacağım elimden geldiği kadarıyla, daha doğrusu anlatmaya çalışacağız. Şimdi burada yeni bir piyasa var. Kaldıraç oranı çok yüksek. Yani bana göre risk çok yüksek. Dedim ki doğru bir şey, evet. Herkes kendi riskini kendi belirleyecek ama böyle biz biraz önce Arif Hoca'yla konuştuk. Hani bir aç gözlüyüz ya. Böyle bir hemen çok para kazanalım falan modumuz var ya. Siz bu anlamda yatırımcılarla nasıl bir profille karşılaşıyorsunuz? Şimdi şöyle, yatırımcıların büyük çoğunluğu elbette ki henüz risk algımız da birazcık yüksek olduğu için henüz piyasayı tam olarak algılayabilmiş değil. Bu noktada yatırımcının iyice bilinçlendirilmesi ve eğitilmesi gerekiyor. Tabii burada ki, sizlere çok iş düşüyor değil mi? Bizlere çok iş düşüyor. Bir kere özellikle kurumlarda profesyonel personel söz konusuysa, iyi yetişmiş personel söz konusuysa, müşteriyi de iyi yetiştirip doğru bir bilinçle yatırım yapmasını sağlarsa aslında Forex piyasası dünyanın en iyi piyasası. Şimdi şöyle bir örnek vermek istiyorum. Ben şimdi hepimiz ev hanımları, işte ne bileyim öğrenciler, işte firma sahipleri, firmalar çok geniş bir yatırımcı profiline sahip Forex piyasası. Bu kişiler normalde normal şartlarda gün içerisinde bir bankaya gidip döviz alıp satabiliyorlar ya da yatırım amaçlı altın alıp satabiliyorlar. Hepimizin Türk halkı olarak biraz fikri var bu bahsettiğim ürünler hakkında. Forex piyasası aslında bu tarz enstrümanlara yatırım yapılabilecek en doğru adreslerden biri. Nedeni şu: bir kere çok düşük komisyonlara dönüyor. Bir bankadan ya da bir döviz bürosundan siz bu işlemi yaptığınızda 10 bin dolar üzerinden örnek vereyim. En az 200 dolar alsat farkı ödüyorken
Bizim piyasamızda 10 bin dolarlık bir işlemde 8 dolar ödersiniz sadece. İşte hiç olmazsa bu bacağını kullanıp da değerlendirebilse, yani küçük yatırımcı, bireysel yatırımcı ve daha aslında piyasaya hakim olmamış, hani zarar görmemesini istediğim, bu piyasaya da küsmesini istemediğim yatırımcı için söylüyorum en azından. İşte o tarz yatırımcılar için şunu söylüyoruz. Evet, 1'e 100'e kadar kaldıraç kullanabiliyor yatırımcı. Ama bu miktarı kendisi söylediğim gibi belirliyor ve parası kadar da işlem yapabilir piyasada. Parasının 2 misli de, 3 misli de işlem yapabilir. 100 misli de yapabilir. 100 misli de yapabilir. Bunu kendisi seçiyor tamamen. Eğer makul kaldıraçlar kullanırsa dünyanın en iyi piyasası. Evet. Ama abartılı kaldıraçlarda kumardan farkı kalmıyor. Şimdi tam bu noktada ben kendi çevrem itibariyle de mecburen hep finansçılarla iç içeyim. Bireysel olarak Forex'i biraz bilen, yarım derme çatma kulaktan dolma bir şeyleri olan, merak eden, oynamak isteyen diyeceğim, yatırım yapmak olarak görmüyor kimse bunu da neticede, var bir sürü insan. Ama bu yayının adından da anlayacağın üzere sektör yayını bu, sektör analizi. Ve ben Türkiye'deki gerçekten çok önemli CEO'larla burada yayın yaptım. Ve sonrasında kendi aramızda da konuşkan, bazen yayında bile, çünkü mutlaka yayın içerisinde bir Kapalı Çarşı'ya bağlanıyorum, işte ne bileyim Forex'le ilgili olabilir, VOP olabilir, hisse senedi piyasası olabilir. Mutlaka değerlendirme ve yorum alıyorum açıkçası. Bakıyorum ki iş adamlarına, şirket yöneticilerine hiçbir tanesinin bunlardan ne haberi var ne de burayı kullanabiliyorlar. Aslında burayı kullanmaları gereken esas kişi, yer orası değil mi? Aynen şirketler öyle. Değil mi? Esas demeyelim. Dediğim gibi farklı kanallar var. Farklı şekillerde kullanılabilir piyasa. Evet, bir tanesi o ve aslında en önemlilerinden bir tanesi o. Evet. Onlar beceremiyor ama bilmiyorlar. Şu an mümkün olduğu kadar yatırımcıya biz kurum olarak üzerimize düşeni yapıp aslında bu haliyle duyurmaya çalışıyoruz ve buna yönelik eğitimler de vermek hedefimiz. Belki burayı değerlendirmek lazım. Öyle değil mi? Bireyselden ziyade bireysel kurumsal. Kurumsal da değerlendirilebilir ve kurumsalda aslında fayda sağlayabilecekleri çok nokta var. Aslında günlük hayatta bireyselde de benzer noktalar var. Bir kere riskimizi sıfırlayabiliriz Forex piyasasıyla. Bunu nasıl yapacağız? Bir kurumsak ya da bireysel bir yatırımcıysak nasıl yapacağız? Ayrı ayrı örnekler vererek anlatabilirim. Süper. Eğer bir kurumsak ve bizim döviz riskimiz varsa, mesela döviz borcumuz olsun, döviz ödememiz olsun. Bu durumda biz ne yaparız? Riskimizin olduğu döviz, yani para biriminin değerinin artmasından korkarız değil mi? Artarsa bu bizi rahatsız sıkıntıya sokar. Dolayısıyla Forex piyasasında 1'e 100'e kadar kaldıraç kullanabiliyoruz. 1'e 100'ün tamamını kullanmamak kaydıyla. Çünkü işlemlerde siz 1'e 100 kaldıraç kullanmaya kalkarsanız fiyat hareketi %1'i bulduğu zaman ana paranızı kaybedersiniz. Dolayısıyla 10'da 1'i, 20'de 1'i bir teminatla, tüm riskinizin 10'da 1'i ya da 20'de 1'i bir teminatla, örneğin 2 milyon dolar, dolar üzerinden örnek vereyim, 2 milyon dolar döviz riskiniz varsa 2 milyon doların 10'da 1'i 200 bin dolar ya da 20'de 1'ini varsayalım. 100 bin dolarlık bir ana parayla döviz riskinizi, dövizde yükselme endişesi yaşıyorsunuz, alış yaparak, dolar alarak kendinizi koruyabilirsiniz. Ne olur bu durumda? Eğer gerçekten doların değeri artarsa, Amerikan doların değeri artarsa, siz borcunuzdan dolayı zarara uğrarsınız. Ama Forex piyasasında yaptığınız yatırımdan dolayı sadece 20'de 1'i bir yatırımla yaptığınız, aldığınız pozisyondan dolayı tam tersi kazanç elde edeceğiniz için riskinizi sıfırlamış olursunuz. Yani bir tarafta kaybettiğinizi bir tarafta kazanmış olursunuz. Dolayısıyla risk aldığınız andan itibaren, döviz olarak borçlandığınız andan itibaren ki konumunuz neyse bu konumunuzu korumuş olursunuz. Belki şirketlere gerçekten bu anlamda eğitim verilmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Bu anlamda çalışmalar yapılmalı. FX şirketlerinde de ben hani bu anlamda ciddi çalışmalar görmüyorum. Daha çok bireysel. Siz de yeni bu adım attınız bu alana diyebiliyorum açıkçası. Halka açık bir şirket, info yatırım biliyorum. Çok eski tanıdığım bir şirket. Ama şu anda da Forex piyasasında da yerini aldı. Burada belki işte kurumsallarla, onlara yapılacak eğitimlerle, bilgilendirmelerle. Çünkü insanlar da merak ediyor neticede. Ben geçenlerde mesela Reis Gıda'nın yönetim kurulu başkanıyla burada yayın yaparken o da dedi mesela yok ben bilmiyorum dedi. Ama aslında mesela kullanabileceği bir alan. Kesinlikle. Kullanması gereken bir alan ama bilmiyor. Çünkü
Hem ilgilenmemiş hem kimse de gidip onu anlatmamış zaten neticede. Bireysel kendini nasıl koruyacak bu alanda en çok neye dikkat etsin? Şimdi benim yatırımcımı, izleyicimi ve profilini de göz önünde bulundurursan ne demek lazım onlara? Bireysel yatırımcıda risk algısı ne kadar yüksek olursa olsun mümkün olduğu kadar az risk almasını öneriyorum. Risk algısı doğrultusunda. Söylediğim gibi eğer yatırımcı bankada yapacağı işlemi forex piyasasında yaparsa birebir işlem yapsa bile ya da parasından daha düşük miktarda işlem yapıyor olsa bile her şekilde avantajlı. Bunu çok iyi anlatmak lazım. Aynen öyle. Öyle değil mi? Yani bankadan yapacağınız döviz işlemlerinizde veya altın işlemlerinizde işte döviz bürolarından vesaire yapacağınız işlemlerin hepsini eğer bu sektörde burada bu piyasadan yaparsanız ödeyeceğiniz komisyon oranından bile kar edersiniz diyorsunuz. En basit hali bu. Aynen öyle. Çünkü şöyle düşünün. Siz mesela 10.000'de $200 alsat farkı ödüyorsanız eğer bir bankaya o $200 farkın kapanması için uzun süre beklemek zorunda kalabilirsiniz kâra geçebilmek için. Ama 10.000 dolarlık bir işlemde siz $8 ödüyorsanız aynı gün içerisinde bile kâra geçebilmeniz mümkün. Yani birebir işlem yaptığınızı varsayarak, hiç kaldıraç kullanmadığınızı varsayarak söylüyorum bunu. Yatırımcının hatta forex piyasasının önemli avantajlarından bir tanesi 24 saat açık olması. Evet, onun altını çizmek lazım. Aynen öyle. Benim. Gece 2'de 3'te bile bunu yapabilirsiniz. Bakarsınız dünyada çok önemli bir gelişme olmuştur. Örneğin altınla ilgili bahsedeyim. Nedir? Jeopolitik nedenler çok önemli biliyorsunuz altının fiyatında. Ukrayna'da, Irak'ta sıcak gelişmeler oldu. Bu ne yapacak? Altın güvenli liman bir şekilde... Herkesin altına sığınmasını sağlayacak. Aynen öyle. Altının fiyatının aşağı yukarı artabileceğini tahmin edebilirsiniz. Bunun gece olduğunu varsayın ve siz gece haberlerinde bunu öğrendiğinizi varsayın. Bunu alabileceğiniz bir kuyumcu ya da döviz bürosu tanıyor musunuz? Mesela burada hemen ama herkesin bu anlamda bir tabii açılmış hesabının olması da gerekiyor. Tabii açılmış gerçek bir hesap. Tabii yatırımcının forex piyasasını öğrenmesi için çok güzel bir yöntem var aslında bütün kurumların uyguladığı. Ücretsiz bir deneme hesabı kullanabilir, indirebilir. Demo hesap değil mi? Evet, burada fiyatlar tamamen gerçek, sadece para sanal. Dolayısıyla gerçek para psikolojisi dışında kendini çok rahat bir şekilde piyasada deneyebilir, piyasayı öğrenebilir. Piyasaya alıştıktan sonra da risk algısı doğrultusunda işlem yapabilir. Evet, peki burada şimdi yatırımcı demo hesapla yapabilir. Bir de hani onlara mesela şu anda bana gelen genelde benim ekip de merak ediyor tabii doğal olarak böyle işler o zaman. Çünkü herkes kendi küçük tasarruflarını değerlendirmek istiyor neticede. Evet, burası değerlendirilebilecek bir alan ama bir yandan da uyarmakta fayda var dediniz. Aynen. Siz onların altını çizdiniz. Hani kendi riskini kendin belirle. Ben kendi üslubumla söyleyeyim. Orada topu size atmayayım. Açgözlü olmayın lütfen. Çok büyük paralar kazanma, küçük paranızla büyük paralar kazanma hırsına girmeyin. Böyle bir yol haritası çizerseniz burada her şekilde kazançlı olursunuz gibi algılıyorum ben. Şimdi normal şartlarda bildiğim kadarıyla hisse senetleri piyasasında da bu böyle ama ben çok eski hisse senetlerinden gelmekte olduğum için söylüyorum. Tavsiyede bulunamıyorsun. Yani sektörel anlamda konuşuyorsun ama böyle daha böyle yuvarlak, tatlı konuşabiliyorsun. Bu aynı şey Forex için de geçerli mi? Ve size daha çok yatırımcının soracağı soru şu olacaktır. Bana gelen sorulardan nitekim öyle içeriden. Her soru bu olacak. Hani biz mesela ne yapmalı? Şimdi biraz önce bir küçük altın örnek verdik. Biraz paritelerle ilgili konuşmak lazım. Mesela yatırımcıya ne tavsiye edersiniz? Öyle bir tavsiye edin. Şimdi yani net bir tavsiye elbette bunu buradan alın, bunu buradan satın. Yok öyle değil de. Değil. Ama şöyle söyleyebiliriz. Genel kanı itibariyle şu anda... örneğin dolar TL için konuşalım. Dolar TL şu an bize göre alım için uygun seviyelerde. Normal şartlarda uzun vadede beklediğimiz seviye 2.25 seviyesi. Dolayısıyla bu fiyatlar şu anda uygun olabilecek seviyeler uzun vadede yatırımcıyı kâra geçirebilir diye düşünüyoruz. Burada istediğin kadar pozisyonunu bekletebiliyor musun yoksa gün sonu kapatmak zorunluluğun var mı? Hayır, gün sonu kapatma zorunluluğu yok. Pozisyonunuzun büyüklüğüne bağlı. Siz ana paranıza 100 misli kadar işlem yaparsanız pozisyonunuz ana paranızı kaybettiğinizde otomatik olarak kapanır. Kendisi kapanır. Bu sistem içerisinde böyle bir şey var mı? Onu da bir tık anlatabilir misiniz bize? Yani tabii. Ben mesela işte paramın, ana paramın yüz yani sonuna kadar limitimi kullanıp 100 katı kadar işlem yaptım. Evet. Sonra yaptığım işlemin tam tersine döndü. Nerede bunun bir stop loss'u var mı? 100 misli %1'ini yani %1'i kadar fiyat hareketi olduğunda daha doğrusu virgülden sonraki 4 basamağı düşünelim. Virgülden sonra 4 basamağın ikinci basamağındaki bir hareket
ana paranızı tamamen götürür. Tabii. Ve siz normalde borçlanmazsınız Forex piyasasında. Onu soracağım. Borçlanmazsınız. Tamam, pozisyonlarınız kapanır. Ana paranızı kaybetmiş olursunuz. Bundan büyük zarar düşünemiyorum ben. Tabii canım, kesinlikle. Dolayısıyla 1'e 100 kaldıraç eğer çok emin değilseniz, yani bizim mesela scalper dediğimiz yatırımcı kitlesi de vardır. Artık Forex piyasasının duayeni olmuş. Kurt olmuş. Evet, aynen öyle. Çok küçük, kısa miktarlarda, yani daha doğrusu kısa sürelerde yüksek hacimlerle işlem yaparlar. Pozisyonlarını anlık olarak değerlendirip kapatırlar ve yüksek kaldıraçlar kullanırlar. Dolayısıyla hedefleri büyük kazançlar sağlamaktır. Başarılı olan scalperlar var, başarısız olan scalperlar var. Kumar. Eğer pozisyonunuzdan çok eminseniz, yani %100 böyle olacak, 30 saniye içerisinde bu olacak diyorsanız o riski bunu kullanabilirsiniz. Ama yok değilse de çok ama büyük çok sıkıntı büyük olur. Çok büyük risk. Biz de daha çok yayınımızın sonuna geldik. Hı-hı. Mesela. Burada daha çok konuştuğumuz bizim döviz, altın. Başka en çok sistemde işleyen ne? En çok işleyen Euro-Dolar. Euro-Dolar mı? En çok işleyen Euro-Dolar. Euro-Dolar'la ilgili de şu anki seviyelerin biraz pahalı olduğunu düşünüyoruz. Nedeni şu, Avrupa ekonomisinde biraz böyle yavaşlama belirtileri var. Amerika biliyorsunuz sürekli parasal olarak genişliyor. Avrupa'nın da benzer bir yol izlemesi ihtimalinin olduğunu düşünüyoruz. Şey merak ediyorum, çok çok uzun yıllar dolar Japon yenini anlattım. Hani Japon yeninin hareketleri ve burada aslında çok büyük bataklar ve bir o kadar da çıkanlar, çok ciddi rakamlar konuşuluyordu. Nedir şimdi orada durum? Japon yeni her ne kadar egzotik bir para birimi olsa da sonuç olarak yatırımcı tarafından çok rağbet gören bir para birimi. Dolayısıyla Japon yeni hakkında çok takip ettiğim bir para birimi değil açıkçası. Şu anda orada çok önemli bir şey yok yani. Aynen öyle. Çok bana göre riskli bir evet, aynen egzotik öyle diye sevdim herhalde. Egzotik yani hani ülkemden dolayı TL'de yatırım yaparım. İşte altın ya da euro dolar tabii ki bizim piyasada en çok kullanılan enstrümanlardan bir tanesi. Euro dolar çok böyle güvenilir limandır. Evet, birazcık daha rahattır bizim piyasamızda. Son bir soru, emtialar. Dünyada çok işlem gören bir alan orası. Ama bizde bilmiyorum, hani bir yorumda bulunmayayım. Bizde durum ne? Bizde şöyle, henüz bilinmiyor. Forex piyasasında emtialarla işlem yapabilir yatırımcı. Neler var? İşte altın, gümüş dedik, petrol var. Onun dışında buğday, pamuk, şeker. Bakır. Aklınıza gelebilecek pek çok enstrümanın Forex'i yapılabilir. Dünya borsaları var mesela. Endekslerde de işlem yapabiliyorsunuz Forex piyasasında. Örneğin Standard & Poor 500 endeksini alıp satabilirsiniz. Tabii ki bu reel olarak alıp satmak değil. Bizim piyasamız spekülasyon piyasası. Aslında fiyatı hakkında spekülasyon yapıyorsunuz. Yapmış olduğunuz şey bu. Gerçekte size kimse gelip de bir hisse senedini ya da karşında altın vermiyor. Tahminleriniz doğrultusunda işte altının fiyatının yükseleceğini düşünüyorsanız altında alış yapıyorsunuz, kâr ediyorsunuz. Evet. Kapatıyorsunuz, kâr etmiş oluyorsunuz. Eğer beklediğiniz yönde ilerlerse. Evet, yatırımcıya yine de dikkatli olmakta fayda var diyelim, bu yayınların başı olsun. Evet. Forex piyasasını biraz anlatalım. Hı-hı. Yatırımcı kendini, benim için ben önemli olan o kısmındayım. Kimin ne kazandığı, ne kaybettiğinden ziyade. Eğer kurumsal da demeyeceğim, kurumsal olduğunu değil de, hani bu işin duayeni olmuş, sizin söylediğiniz artık her neyse, bu işin piri olmuş, bu işten para kazanan insanlar için zaten konuşmuyoruz. Ben burada küçük tasarruflarını değerlendirmek isteyen ve buradan zarar görmesini istemediğim insanlar için konuşuyorum. Her yatırımcının kullanması gereken bir piyasa. Kesinlikle öğrenmesi ve kullanması gereken bir piyasa. Tüm yatırımlarını, yatırım miktarına bakar. Tüm yatırımları ne kadarsa maksimum onda biriyle girmesi gerekir. Tamamını bu piyasada değerlendirmemeli ama mutlaka kullanması gereken bir piyasa. Evet, biz başlığı açtık Filiz Kurt'la birlikte. İnşallah önümüzdeki günlerde dönemde tekrar bir yayın yaparız. Sadece Forex konuşuruz. Yatırımcılar belki yaza çize anlatırız birlikte. Ben kafamdaki sorularımı, izleyen bütün sorularını cevaplama şansımız olur. Teşekkür ediyorum. Süremizi bitirdik. Çok sağ olun. Sevgili izleyenler, bugünlük bana ayrılan sürenin sonuna geldik. İki tane çok değerli konuğum vardı. Şimdi Filiz Kurt'la konuştuk. Info Yatırım Forex ve FX'in direktörü kendisi. Şimdi oradaki mevcut pozisyonu ve kendimizi nasıl koruyabileceğimizi, aslında hedge edebileceğimizi anlattı kendisi. Bu kısacık zamanda bir başlık açabilmiş olduk. Detayları sonra kendisiyle tekrar uzun uzun konuşacağız. Bir de Arif Ünver'le konuştuk biliyorsunuz. Hem sermaye piyasalarını konuştuk hem de yatırımcılar tarafını konuştuk. Önümüzdeki hafta pazartesi aynı saatte buluşuncaya dek iyi günler diliyorum.